Evet efendim bu kısa aradan sonra çocuklarda ve hatta gençlerde alt ıslatmayı konuşacağız. Ne kadar yaygın bir konu mu hemen onu öğreneceğiz. Sorularınız varsa bu konuda 0212 331 66 24 25 0212 331 66 51 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Ya da doktoraytu.tv360.com.tr e-mail adresimiz. Konuğumuz uzman psikolog Alanur Özel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Ee, şimdi çocuklarda alt ıslatma dedik. Ama önce şunu öğrenmemiz lazım herhalde. Çocukların ne zamana kadar normal normal altlarını ıslatmaları sonra ne zaman problem gündüz mü problem gece mi problem bir normalleri öğrenelim ki problem olanı anlayalım. E şöyle söyleyebiliriz. Biz iki yaşını bitirdi. Üçüncü yaştan gün almaya başladığı andan itibaren bu normal değil. Artık burada bu çocuğa yardımcı olmak lazım. Bu çok önemli. Yani bana gelenlere baktığım zaman 19-20 yaşında askere gidecek delikanlılar. Askerlik olmasa belki hiç gelmeyecekler ve bu iş daha büyük yaşlarda yetişkin yaşta da devam ettiğini çoğunlukla görüyoruz. Bu yaşlara geldiği zaman bir utanma duygusu da devreye girdiği için kime gidecek, hangi branşa gidecek onu da bilemeyebiliyor. Veya utandığı için bunu kendi kendine bile itiraf edemiyor. Onun için de diyoruz ki bunu ufak yaşta halletmek lazım. Bunu üç biçimde de görebiliyoruz. Bir sadece gece ıslakma biçiminde bununla birlikte bazı çocuklarımızda daha ufak çocuklarımızda gündüz de ıslattıklarını görüyoruz. Gündüz ıslatıyor, kaçırma biçiminde, paltolonun önünü ıslak olması biçiminde bir de gece ıslatmaları de var bir başka grupta var onlarda gece ıslatması gündüz yine kaçırmayla birlikte kaka kaçırmayı da birlikte görüyoruz hatta bu son dönemde de kaka kaçırmanın bazen tek başına bazen de çok yoğun olarak ortaya çıktığını görüyoruz yani e, tabi bunların hepsi çocuğun tuvalet alışkanlığı edindikten sonra ortaya çıkan şeyler yani önce onu edinecek ama edindikten sonra tamam her şey yolunda artık bezini de çıkarttık diyorsunuz ama çocuk bazen gece Bazen gündüz artı gece bazen de kakasıyla beraber çişini de kaçırabiliyor. Evet. Peki o zaman şimdi hemen şuna dönelim. Ee, ben sanki şöyle geliyor çocuk işte tuvalet şeyini öğrendi fakat hala hani birdenbire geçiş olmaz ya hala ufak ufak acaba zaman zaman kaçmalar normal midir? Bir süre sonra kesilmek kaydıyla tabii ama hala bir sene sürüyorsa bunlar problem. Hangisi daha sık gözüküyor? Bir de kızlar erkekler farklı mı birbirinden? şöyle özellikle erkek çocuklarında daha sık görüyoruz. Ama bu erkek çocuklarına tedaviye birazcık daha getiriyorlar da kızları aman boş ver mi diyorlar gibi düşündürüyor beni özellikle. Ama genel olarak baktığımızda bu problemde ailelerin bunu ciddiye almadıklarını görüyorum. Bir problem olarak algılamadıklarını gerçekten görüyorum. Mi? Evet ve bundan dolayı da çok çokça üzülüyorum. Çünkü bu gerçekten çocuğu da aileyi de kardeşleri de tüm aileyi olumsuz yönde etkileyen bir durum. Gerçekten çocuklar bu durumdan çok utanıyorlar ve çok rahatsız oluyorlar. Bu onların elinde olan bir şey değil. Pek çok anne bir daha yapmayacaksın değil mi diye çocuktan söz almaya çalışıyor. Yok bu çocuk bunu isteyerek böyle bir durumu ister mi yapar mı mümkün değil. Onun için de böyle bir söz almak burada bir şekilde işe yaramıyor. Ve bir şekilde ailelerin yaptıkları bu konuda pek çok yanlış var. En önemlisi de sıvı alımını kısıtlamak veya tamamıyla belli bir saatten itibaren yasaklamak. Bu da çocukla hem kötü olmalarını sağlıyor hem de çocuğun gizli gizli hani bunu içeyim derken de kendisini suçlu hissetmesi ve bu durumdan dolayı da bazen susuz kalması ki bu da başka tehlikelere yol açabiliyor. Ama sadece su değil ailede yasaklanan meyve yasaklanıyor ki bizim yememiz gerekiyor ki masanın üstünde meyve var evet, tabii ki çok önemli şey, tabii. Ee, içinde vitaminler var diyoruz. Sebze yasaklanıyor çünkü sebze yerse suya dönüşecek ve çiş olacak gibi ve e, özellikle süt içimini hani gece sütü deriz biz ki çok değer veririz çocuğun boyunu uzat atsın kalsiyum deriz ve onu da içmesi yasaklanıyor. Biz de diyoruz ki alt ıslatması bir problemdir. Bu problemi çözmek mümkün. Çok hızlı çözüm, tek seans, bir kere görüşmek yeterli. Hiçbir şekilde biz fiziksel olarak, psikolojik olarak e, iğne ilaç vermiyoruz. Hiç kaygılanmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Tamamıyla birinci gelişten itibaren bu iş tamamıyla halloluyor ve biz bunu takip ediyoruz. Ee, artık bir daha ömür boyu olmayacak noktasına kadar. Yine aileler çocuklarını sık sık kaldırıyorlar. Yarım saatte bir işte saat başı. Bu da hem kaldıran ailede anneyi hırpalıyor, sinirli hale getiriyor. Çocuk da aynı Hem hale de gelir. çocuk eğer okula gidiyorsa ders dikkati konsantrasyonu diplere doğru aşağı doğru düşüyor. Yani dalgın, dikkatsiz, unutkan bir çocuk haline geliyor. Onun için de diyoruz ki bu işe yaramıyor bir çözüm değil bir tedavi yolu değil lütfen yapmayın hem kendinize eziyet ediyorsunuz hem de çocuğunuza direkt bir işkence eder duruma giriyorsunuz bu da bir e, sonuç alan bir durum değil onun için de buna da çok dikkat etmek istiyorum ve özellikle ailelere diyorum ki bu problem ciddi bir problem çocuğun kendine olan güvenini çok fazla hırpalıyor, etkiliyor. Onun için bu konuda ailelerin bir korkusu var. İğne ilaç verilecek de benim çocuğum kısır kalır mı acaba diye. Yani bu tedavinin psikolojik olarak yaklaştığımızda hiçbir iğne ilaç vermediğimiz için korkmalarına gerek yok. Onun için gönül rahatlığıyla geç kalmadan gelmeleri ve ben özellikle sizden de rica ettim bunu sadece küçük çocuklarda görmüyoruz. Yani 8-10 yaş civarında görmüyoruz. Daha büyük çocuklar yani e, bizim genç dediğimiz genç kız, genç delikanlılar da görüyoruz ve daha büyük yetişkinlerde de görüyoruz. Bana gelenlerin bir bölümü yetişkin. Onlar evlenmişler, eşleriyle birlikte geldiler. Çok sıkıntılı bir durum gerçekten. gerçekten. Şimdi ben şu şeye dönmek istiyorum. Çocuk yani diyorsunuz ya anne, çocuktan söz almaya çalışıyor. Bu şeye benziyor. Ben şimdi bisiklete binmeyi öğretiyorum çocuğuma. Düşüyor. E Düşme. Düşme evet. bak söz ver bir daha düşmeyeceksin. Düşün. Ya binemiyor ki işte çocuk bizimsin deniyor. De. Yani bilse bilmez mi yani? Şimdi çocuk çişini yapmasa hani tutabilse tutmaz mı? O Tabii. kaçırmaktan dediğiniz evet. gibi kendi de son derece üzüntü duyuyor. Bu konuda hakikaten bir kere ama ilk reaksiyonumuz refleksimiz öyle oluyor. Sanki hani çocuğa böyle söylersek o da aklında bunu tutacakmış gibi. Şimdi sorularımız var onları alalım sonra Hadi. devam edelim isterseniz. Buyurun. Yalnız çocuklarda değil benim yeğenim Yukarı var. Kalka Ayak kalkar 45 mısınız? 45 yaşında hala yapıyor. Her akşam. 45 yaşında. 45 yaşında. Peki bir tedavi Küçükten falan bir şey beri var mı? Küçükten tedavi oluyor fakat mümkün değil. Ee, bizim de böyle bir vakamız vardı 46 yaşında bir beyefendi evlenememiş hatta evlendi, bu olaydan evlendi. dolayı. Evlendi. Yok benim bahsettiğim beyefendi evet. evlenememiş ve gerçekten bize geldikten sonra bu problemi tamamıyla ortadan kalktı. Yani nadir de olsa böyle daha büyük yaşlarda da görebildiğimiz vakalarımız var. Yani bence Alanur Hanım'la görüştürün çünkü çok tamam. ciddi bir problem. Ee, evet. Yani bir çocuğun utancı sıkıntısı 45 yaşında evet. herhalde defalarca katlanmış olarak insanın evet. üstünde yük olarak duruyordur. Çünkü her akşam oluyormuş yani her akşam şikayetçiler. Evet gerçekten çok önemli. Peki çok Te teşekkür ederiz paylaştığınız İstanbul'da. için bunu. Şimdi e, çocuklarda bu mekanizma e, mesela bir korkuya mı bağlı? Yani hep derler ya işte şu bir şeyden korktu ondan sonra başladı. Yani bir böyle bir başlangıcı var mı? Yoksa bu böyle kendiliğinden bazı çocuklarda olan bir şey mi? Şöyle bir grup çocuğumuz var. Bunlar hiperaktif özellikler taşıyan çocuklar, hareketli gruptaki çocuklar. Bunların e, gündüz çok hareketli oldukları için uykularını iki kat daha ağırlaştırıyorlar ve bu grupta daha sık olarak altını ıslatma, gece ıslatmasını görüyoruz. Bir de uykusu ağır çocuklarımız var. Bu da onların elinde olan bir şey değil yine. Bu çocuklarda bu problemi görüyoruz. Bir son olarak gördüğümüz bir grubumuz var. Bu da genetik geçişli olarak ailede, annede, babada teyze hala amca gibi yakın akrabalarda bu problem görüldüyse çocukta da görülebiliyor ama bir de bir olaydan sonra ortaya çıkan var yani bir temizlik döneminden sonra yeniden yani bir şekilde artık çocuk böyle bir problemi yok ama bu okula başladığında veya kardeşin doğumunda veya bir trafik kazası geçirdi aile diyelim çocukta böyle bir problem başlıyor bu ikincil dediğimiz bir durum bu durumu tedavi etmek çok daha hızlı Çünkü bir temizlik dönemleri var. Onun için de diyoruz ki ister hiç kesilmeden pek çoğu, bize gelenlerin pek çoğu hiç kesilmeden devam ederler. Bazen aynı gecede iki kere, üç kere, beş kere de yapan çocuklarımız ama eğer belli bir temizlik dönemi de varsa bundan sonra da başladıysa bu bir korku çoğunlukla hani benim okula gönderiyorlar acaba geri alacaklar mı korkusu olabilir? veya öğretmenle... Çocuk böyle mi düşünüyor? Yani Öyle okula düşünüyor. götürüp bırakıyorsunuz ve acaba... gidiyorsunuz sınız. Orada aa beni buraya bıraktı. Acaba gelip alırlar mı? Veya ben bulamayın onlar beni bulamazsa ne olur? Sokakta mı kalırım ben? Ne kadar farklı onların düşünce sistemi tabii değil mi? Ki, Gerçekten. Tabii ki. Bir sorumuz daha var galiba. Onu da alalım. Günler. 12 yaşındaki arkadaşımın çocuğu 12 yaşında yalnız yatamıyor geceleri. Ailesine yatmak istiyor. Ne yapmaları gerekiyor sizce? E, şöye... Çok teşekkür ederiz. Bakın başka bir soru daha. 12 yaşında anne babayla yatıyor. Kendi yatamıyor bir psikologla hemen görüştürmeleri lazım çünkü bunun altında başka bir şey yatıyor olabilir anne ile babanın herhangi bir konuşmasına şahit olmuş olabilir acaba onlar kötü bir şeyler mi yaşıyorlar diye kaygılanmış olabilir bir panik atak başlamış olabilir bir korku sonucunda veya yaşadığı bir olaydan dolayı veya bu e, bir filmden etkilenmiş olabilir bir korku filminden ve anne de bu konuda ona destek verdiyse böyle devam etmiş gitmiş olabilir. Pek çok nedeni olabilir ama bu 12 yaş artık kendi başına yatabileceği bir yaş ve ergenlik dönemine girdiği bir yaş evet, bunu halletmek lazım. Birazcık onu ayırmak lazım. Evet buyurun. Efendim tedavi Aynen. şeklini e, biraz açabilir misiniz? Bu mümkün müdür? Bir de size gelemeyen e, insanlar... Ne önerebilirsiniz bu durumda olanlara? 3 aşağı 5 yukarı Tabii yani ne? Çok güzel bir soru. Şimdi tedaviye geçmeden bir şey soracağım ben. Ee, bu işin bir de psikolojik yanında yapısal, organik evet. dediğimiz evet. yani o, o, e, işlev bozukluğuyla olanları olabilir. Eee <laughs> nasıl bir ayırt ediliyor? Nasıl bir yola gidiliyor? Yani bu kişiler hakikaten beyefendi sorusu gibi hmm. nereye başvurmalı ki? Önce ne yapmalı bu kişiler? Şöyle diyoruz. Öncelikle bir psikoloğa gelirse böyle bir durumda çocuk veya aile. Psikolojikse eğer psikolog tedavisini yapıyor zaten bitiyor. Ama de değilse söylenilen şeyleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman psikolog hemen arada kaybolmadan onu bir üroloğa yönlendiriyor. Görürsün, Öncelikli evet. psikolog olmasında yarar var. Çünkü hani orada bir takım tahliller tetkikler yapılacağı için burada eğer psikolojik çoğunluk evet çoğunlukla psikolojik olma durumu söz konusu uyku ağırlığından kaynaklanıyor olması söz konusu. Bizim tedavimizde bir program hazırlıyoruz. Program çok keyifli, çok eğlenceli. Özellikle annenin uygulaması çok kolay ve çocukların da çok keyif aldıkları bir program olduğu için iğne ilaç kullanmıyoruz. Tamamen psikolojik tedavi. Onun için de gönül rahatlığıyla hatta şunu da belirtmekte yarar var. Fiziksel muayeneden korkuyor. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarımız artık genç delikanlı, genç kız biçiminde. Tabii, vücudu Biz çünkü de... o sırada çok kırılgan, çok vahim orana dokunmak, şey yapılması Bakacaklar değil mi? Bakacaklar mı, açacaklar evet. mı gibi. Ne fizik bir muayene ne de jinekolojik bir muayene yapmıyoruz. Onun için de genç kız olması veya delikanlı olması tedavisini engellememeli gerekiyor. Arkadaşımızın sorduğu çok güzel bir soru var. Biz de bu konuyla ilgili bir e, özel teknik geliştirdik. Şimdi İstanbul dışında olanlar var. E, Türkiye dışında olanlar var. Ve bu problemin devam eden e, yaşı da bayağı büyümüş olan delikanlılarımız, genç kızlarımız var. Bunlar için de telefonla tedavi veya terapi dediğimiz bir uygulamamız var. Uzaktan Bu yani. Bu da Almanya'dan, İngiltere'den, hatta Hollanda'dan, hatta Amerika'dan <laughs> da böyle gelen ve tedavisini yaptığımız vakalarımız var. Peki demin bir şey yakaladım arada. Uyku deri, uyku ağırlığı dediniz. Evet. Yani çocuk uykusunda kişi geliyor ve uyanamıyor mu? E ee, şöyle bazı çocukların e, uykuları ağır. Onun için de farkına varamıyor ve e, uyanamıyor. Onun için de bir süreden sonra da bu e, bırakıyor. Şimdi biz diyoruz ki bu uykunun ağırlığı çocuğun elinde olan bir şey değil. İsteyerek bunu değiştirmesi de mümkün değil. Onun için de hani çocuğunuza ne kızarak bu işi düzeltmeniz mümkün, ne de işte sen ben, biz hiç kızmıyoruz, işte çok çok iyi davranıyoruz demek de çocuk için bir işe yaramıyor. Çünkü ertesi Devam gün çocuk. Çünkü. Tabii ki görün. Yine kendi morali bozuluyor ve bir şekilde çocuklar annelerinden daha fazla üzüldüklerini söylüyorlar. Çünkü diyor ki çocuk hem kendim için böyle olduğum için üzülüyorum. Hem de annemi zorda düşürdüğüm için, üzdüğüm için, anneme verdiğim sözü yerine getiremediğim için de üzülüyorum diyor. Onun için de şunu gördük biz. Bu tedaviye başladığımızda çocuklarımızın bitirdiğimizde de çocuklarımızın genel davranışlarında bir olumluya doğru gidiş gördük. Çok başarılı olduğunu gördük. Gördük. Okul başarısının ders notlarının yükseldiğini gördük. Kendine güveninin çok arttığını gördük. Oturuşunun, duruşunun çok farklılaştığını gördük. Hatta pek çok öğretmen e, aileye şunu sormuş. Ne oldu bu çocuğa bir şekilde? Değişti birdenbire. Nasıl bire. böyle olumlu, bu kadar olumlu değişti? Hiç parmak kaldırmayan bir çocuktu. Şimdi parmak havadan inmiyor. E, ne sorsam hemen ilk önce o söylemek istiyor. Nasıl oldu bu kendine bu kadar güvenli hale geldi? Peki şöyle ve son bir dakikamız var. Burada bize şu tedavi çok eğlenceli, çok güzel, çok rahat. İlaç yok, o yok, bu yok. Biraz ipucu verseniz ne yapıyorsunuz bu tedavide? Bu kadar bir seferde bunu çözüyorsunuz. Hiçbir daha olmuyor. E şöyle bu gerçekten bir program, çocuğun yaşına uygun bir program. Ama bu programın içinde keyif verecek, çocuğu gerçekten olaya dört elle sarılmasını sağlayacak bir takım çocuk psikolojisiyle ilgili güzellikler var. Çocuk o güzelliklere öyle sarılıyor ki ve bize bir şekilde gördüğümüz zaman. ...başardım diye uçarak geliyor... ...yani bize gelirken... ...ilk geldiğinde... ...böyle süt dökmüş kedi gibi deriz biz... ...hani ee biraz suç yapmış gibi... ...işte gözümüzün içine bakamayan çocuk... ...ve koltuğun kenarına ilişen çocuk... ...rahat oturuyor... ...arkaya dayanıyor... ...ben hallettim artık benim böyle bir problemim yok diyor... ...bu çok güzel... ...bizi de çok mutlu eden bir yani durum... ...yani bunu bir oyun gibi... ...başaracağı evet. bir oyun gibi... Evet, bir program, ...siz çocuğun keyifli. bir yaşına uygun program yapıyorsunuz... Ve onu geçiyor ve bunun sonunda da tümden ortadan kalkıyor. Tekrar vurgulayalım. İlaç, iğne bunların hiçbiri yok. Çocuğun sıkıntıya gireceği bir durum yok. yok. Rahatlıkla yapılabiliyor. Hatta uzaktan bile e, şey. diş, dış ülkelerde olduğunda bu da yapılabiliyor diyor uzman psikolog Alanur Özalp'e. Çok çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> efendim.